15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz günü çekilen fotoğraflardan oluşan resim sergisi açılırken mecliste o gece konulu konferans düzenlendi. Konferansta Ankara Üniversitesi Rektörü eski milletvekili Necdet Ünvar konuştu. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından organize edilen konferans öncesi resim sergisi açıldı. 15 Temmuz gecesi çekilen resimlerden oluşan sergi Akronis Otel'de açıldı. Resim sergisinin açılışına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, Ankara Üniversitesi Rektörü AK Parti eski milletvekili Necdet Ünivar ve il protokolü katıldı. Resim sergisinin açılışı ve gezilmesinin ardından konferansa geçildi. Konferansın açılış konuşmasını ise AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş yaptı. 15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olduğunu aktardı. 15 Temmuz 2016 FETÖ-BDY tarafından gerçekleştirmeye çalışan darbe ise dünyadaki tüm darbelerden çok farklı özellikleri sahiptir. Diğer darbelerden farklı olarak bu darbe girişiminde hedef yönetimi ele geçirmek değil, yönetimi başkalarına servis etmek olmuştur. Bu darbe girişim hazırlığı birkaç ay veya birkaç yıl değil, en az 20-30 yıl sürmüştür. Geçmişi çok uzundur. Bu darbe girişiminde asker veya yönetim değil, topyekun millet hedef alınmıştır. Bu darbe girişiminde dostluk, kardeşlik, dayanışma, kültür, din gibi milletin can damarı değerleri hedef alınmıştır. Daha sonra Vali Gökmen Çiçek konuştu. Vali Çiçek de 15 Temmuz'un dünya darbeler tarihinde bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Bu aslında 15 Temmuz bizim tarihimizde çok büyük bir dönüm noktası. Doğru. Fakat orada da söylediği gibi aslında dünya tarihinde, dünya darbeler tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Eskiden dışarıda karar verilirdi. Hangi ülkede olursa olsun bu iktidar değişecek. Şu kişi iktidara gelecek, ülkede şunlar şunlar değişecek diye aynen kağıt üzerinde yazılanlar uygulanırdı. Fakat 15 Temmuz'da bir millet büyük bir direnişle bunu yıktı ve dünyadaki diğer milletlere de örnek oldu. Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü ve AK Parti eski milletvekili Necdet Ünivar mecliste o gece başlıklı konferans verdi. Ünivar o gece mecliste yaşananları anlattı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir darbe girişimi. Yani kendi milletimizi, kendi devletimizi korumak adına devletimizin imkanlarıyla emanet edilmiş üniformaların, silahların, tankların, tüfeklerin korumakla yükümlü olduğu halk üzerine acımasızca sürüldüğü, insanların gaddarca, hunharca katledildiği bir kanlı darbe girişimi. Bu benim kendimce yaptığım bir tasnif. 15 Temmuz Cumhuriyet dönemindeki 100 yıla yaklaşmış, şurada 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin en önemli 10 olayından birisi. O 10 olayın sonuncusu 15 Temmuz hain darbe girişimi. Konferans sonunda hediyeler takdim edildi. Rektör Ünivar, Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye mecliste o gece adlı kitabını hediye etti. Resmi işte komutan olsa